Barış Bey. Merhaba. Olaylar konuştuğumuz gibi ilerlemiyor. Şimdilik. Bir terslik var. Ve ben bunun ne olduğunu öğrenmek için geldim. Aslında terslik yok. Siti biraz daha düşünmek istedi. Hepsi bu. Bu anlaşmanın hafta sonuna kadar imzalanması lazım. Biliyorum. O paranın bu hafta elinizde olmasını istiyorsunuz. Ama ben elçiyim Barış Bey. Sonuçta imzayı atacak olan Steve. Ve Ebru Sinemer. Tabii ki. Ben de bu stresten bir an önce kurtulmak istiyorum. Bugün Londra'ya sadece bu iş için gidiyorum. Lütfen sakin olun. Benden haber bekleyin. Bekleyerek çok zaman kaybediyoruz ama. Sorun olmaması için elimden geleni yapıyorum. Bana güvenin. Ya bak ben yabancı değilim. Kendi senin danışmanıyım. Madem iyileşti diyorsun, kendine geldi diyorsun. Madem bilinci açıldı diyorsun. Elimi sesimi duysun. İki dakika bir içeri gireyim. Ondan sonra kendisi gözlerini açar. Sen bana bir müsaade et. İçeri gireyim, çıkayım, tamam mı? Gerçekten fazla kalmayacağım içeride. Fazla da yormayacağım. Hemen girip çıkacağım. Yasak. Kardeşim, hastane personelinden başkasının bu odaya girmesi yasak. Ya tamam da beni görünce konuşmaya başlayacak diyorum. Yeminle bak, gerçekten inan bana. Fazla kalmayacağım dedim sana ya. Kaç defa konuşturacaksın beni? Israr etme boşuna. Bu adam gözetim altında. Kendine gelse bile ifadesi alınıp soruşturma tamamlanana kadar kimseyle görüşmeyecek. Bak senden rica ediyorum. İyileşmesine yardımım dokunacak. Sana ne diyorum ben? Aa işte gözlerini açtı. Ya baksana gözlerini açtı. Bak nasıl bakıyor bana. Sesimi tanıdı benim. Burak! Ya bir müsaade et. İçeri gireyim ben. Bir şey yapmayacağım. Fazla yormayacağım onu. Gerçekten samimi konuşuyorum. Yürü kardeşim yürü. Zorluk çıkartma. Zorla atarım dışarı. Hadi. Ya bak senden son kez rica ediyorum lütfen. Yürü kardeşim yürü. Tamam elini indir. Tamam elini indir. Çatalcalı. Çatalcalı bir an önce ayağa kalk. Ayağa kalk da konuş duydun mu beni? İpucuna ihtiyacım var benim Çatalcalı. Burası hastane. Sessiz ol. Biliyoruz hastanede olduğumuzu. Hadi. Ziyaretçi kabul etmiyor. Öyleymiş. Ama hayat tehlikeyi atlatmış. İyi haber. Bundan sonra da biraz sabretmek gerekiyor. Öyle. Her şeyi öğrenmek için biraz sabretmemiz gerekiyor. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. İyi akşamlar. Eyvallah. Bu ne demek oluyor? Can Bey! Hey! Banu! Banu diyorum! Hatice! Banu! Ne oluyor? Yok bir şey, çıkalım. Gel, gel buraya. Aman kızım, sıkı giyin, üşüme. İyi eğlenceler oğlum. Sağ ol anneciğim. Güle güle oğlum.
beni söyleyecek. Hayır. Konuştuk bunu. Böyle bir şey olmayacak. Niye anlatmıyorsun? Var işte bir şey. Yani işle ilgili bir şeyse benim de bilmem gerekmiyor mu? Ne oldu? Ne? Güney. Bu gece işle ilgili bir şey konuşmayalım. Cemre Hanım, yemekten önce içecek bir şey ister misiniz? Yok, almayayım sağ ol. Zaten Barış çok yorgun, dün geceden beri uykusuz. Hafif bir şeyler yiyip hemen dinlenmek isteyecektir. Peki efendim. Menüsün de Kuzey'in de sesini kısmak lazım. Bana iş mi servis ediyorsun? Burak'a da beni devre dışı bıraktığını düşünüyorsun değil mi? Saçmalama. Kuzey nerede patlayacağı belli olmayan bir bomba. Tam da şu sıra. Kuzey'in ipleri benim elimde. Kuzey'i zararsız hale getirmesini bilirim ben. Kuzey kolay. Kuzey kolay. Ne olursa olsun onları karşıma almaya niyetim yok. Ben resmi olarak olmasa da bildiğim her şeyi anlattım. İsteyen araştırsın, kurcalasın. Doksun bütün pisliklerini. Ama beni karıştırmasınlar. Burak kendine gelmiş. Almıyorlar yanına kimseyi. Hayırdır komiser? Hem ilgilenmiyorum diyorsun, hem kenardaki adamım diyorsun, hem de işin tam göbeğinde buluyorum seni. Sen Melda Yalgın diye bir kadın tanıyor musun? Melda ney? Yalgın, Yalgın. Yo. Ne alaka? SNCG diye bir şey duydun mu peki? Ben önce Sinan Er Company grubun kısaltması sandım. Ama internette araştırınca yabancı bir firma olduğunu öğrendim. Ne bu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.